böyle bir Şimdi anınız rezil herkes olma? bilmez. Sen de büyüklenmişsin. Bu başka bir sözden Benim alınmaz. Bu annemi herhangi bir rezil şey değil. Tamam. Yani Ya bir bu düşünün bir anı kafanızda. Hayır. bilmezsin sen. Tam Rica tersi. edince. Bu aslında hani düşünüyorum öyleyse varım diye bir söz. Efendim? Çocuklar beni nasıl rezil edebilir? Anne baba Hayır. değilim. Anne ve Yavrum. baban seni Yani rezil ettirmiş. evet. Ha tamam. Ben salağım gerçekten. Benim çalışmıyor Estağfurullah yavrum, herhalde estağfurullah. Olur böyle Ben şeyler. bugün bir muz oldum. Tamam. Tamam, hiç sıkıntı yok. Söz vardır. Kim Benim söylemiş? var. Leonardo. Rezil oldukları anıyı niye anlatsın insanlar mı? Çünkü bence bunlar utanılacak şeyler değil ki ya, Bence dalga bilmiyorum. geçecek şeyler ya. Gülüp Böyle komik. geçebileceğin şeyler bence de Evet. yani. Hani ben Benim mesela var şu ve an ben çok gülüyorum. altıma sıçsam mesela şu yaşımda yine anlatırım herhalde. Gülerim yani çünkü. Ben de Bu gülemem. yaşımda altıma Oturdum. sıçmışım ya, komik yani. Olaya bak yani. Aras Kopat, aleyküm selam. Hoş geldin. İçin. Zaten bakın size bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de yani bu arada anlatmak zorunda değilsiniz de yani. Anlatmaya utanıyorsanız, çekiniyorsanız veya bu hayatınızda bir yara gibiyse aslında bunu kendiniz Atlatma barışıp yolu bununla aynen yani kendiniz bu olayla barışıp kendiniz bu şekilde bununla goy goy geçebildiğiniz sürece sizi kimse üzemez bu konudan. Aslında bu bence. birazcık da Evet. böyle bir güç dengesi de yaratıyor yani. Bu arada Bence de. gerçekten suç falan yok. Hayır tabii ki de. Hayır. Şaka yapıyorum tabii ki. Mozart'ın sözü. Okey. Dostoyevski miydi? Tolstoy muydu? Neydi yani? Allah Düşün. suyumu Arkadaş ısıtıyor. Ali biraz önce yere süt döktü bu arada. Onu bir söylemek istiyorum. Burak. Ne? Şeyde Yalan. vardı bu Yalan. arkadaş. Yalan değil. Yabancılar Türk yemeklerini deniyor, değil mi? Muhabbeti. Yok bu o değil. Bu 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 o bu. değil o Bu o değil. şaka O değil o yapıyordu. O değil. yavrum o cacık, Türk iş cacık, Yunan cacık Ha kapışmasına tamam vardı ben ya. başka şeye gittim. Ha. Başka bir şey vardı ya. Bir Türk bilmem kaç yabancı Yok konsepti yavrum, vardı yok ya ona yok. gittim ben. Yok o değil. Bir yalan değil. Artık ana ekibi mi Annem ve katıldı? baba toplum içinde ne yapsam onlardan olurum. Ha, ana ekibe girmiş. Woohoo. Ya bir kere annem bazen şapırdatarak yemek yiyor. Ha mesela Benim lüks bir dediğim restorana ya. gitmişsiniz bir şey kutluyorsunuz ve yemesi mesela rahatsız edersin. Seremoni. Eder. Kavga ediyorlar. Yani şap 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 ben de yenmesinden rahatsız olurum. Ya tabii Ben insanı... deliriyorum ya. Benim elim ayağım titriyor O yani. kadar mı Yemek lan yiyemiyorum. hakikaten? Gerçekten tilt oluyorum böyle yani. Benim o seviyede mi? Değil bence. Hani bir şey de Ama diyemiyorum. rahatsız edici Bir baya. ebeveyn yani ama bir sussana oluyor Bir Bir dur da bir yemek yiyeyim oluyor yani. Hayda. Bugün ne oluyor arkadaşlar? Bu Ramazan size iyi geldi gerçekten. Alican Özmeral. Uzun zamandır yayınlara gelemiyordum ki evet bu arada. Bakayım hatta ben stalklayayım. Bir saniye. 2 dakikada stalk keyfi. En son oha 08.10.2022. Vay yani vay. Ay. Alican valla çok evet gerçekten uzun zamandır gelmiyormuşsun. Ama yeni gelmedik geri geldik kafasında 1500 bitinle hem de gelmişsin. Uzun zamandır yayınlara gelmiyordum. Çorbada tuzumuz olsun demişsin. Vallahi bayağı ben tuzlayarak yemeği sevdiğimi söylemek isterim. Ve chatte bir cömertlerimizi alabiliriz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Bugün vallahi cömert cömert üstüne maşallah. İşte bizim kanalın avantajı da bu ya. Bu. Varsa çekineyim, utanırım yani. Sakin olun falan filan yaparım. Ondan sonra da oradan gideriz yani. Benim ailem için öyle bir şeyim yok. Ben Sakin ailemden hiçbir utanıyorum. zaman utanmam. Yok, hayır. Ya ne yapsa oğlum illa ki bir Bilmiyorum, noktada hiç düşünmedim. işte Yani senin de böyle öyle zor durum ya olacak. annem utanırım. Tamam koyamam. Bende mesela şey var abi hani en böyle utanmak değil de artık bende en hani böyle güldüğüm mevzu çekindiğim utanmak girer mi? Bazen Burcu annem herkesin içinde bağırıyor ya bana. Ha. Mesela dükkana uğruyorum tamam mı? Ama yanda hani şey var yani tekel var sağda solda kokoreççi var orada millet oturuyor orada başkası o bu şu falan derken ben gidiyorum abi çıkıyor dükkanın dışına. Dans ederek mesela böyle. Yapar yani umurunda olmaz onda mesela. Dans ederek böyle annem, annem, annem falan bağırır böyle yani. Bu potansiyelde yani. lokman falan Tabii yapıyor diye. yani. Yapıyor. Bu Böyle şeyler tatlıymış. yapıyor. Bu tatlıymış. Ama hala tabii böyle. Çünkü fark etmez hani şey derler ya işte yaşın önemi yok gibisinden. Evet. Başlatamıyorum videoyu. Başka. Mazli hoş geldin Annemin üçüncü OnlyFans ayında. hesabı olsa utanırım yani mesela. Ha annem. Aa bak bu güzel yerden vurdu şimdi. Bunu hiç düşünmemiştim bu arada. Böyle bir şey aklınıza gelir miydi?
Hayır yani çok absürt olduğu için. Bu çok absürt bence de. Bu evet böyle bir şey olsa ben de evet utanırdım biraz. Bayağı utanırdım herhalde. Böyle bir şey de ya, tabii bu da bir iş. Ya. Belli değil mi? Böyle bir şey görmüş ya, yani. Anlatın. Başkası yaşamış bunu yani. Ne dedi duymadın mı? Şey dedi, annem dedi OnlyFans hesabı olsaydı dedi. Annemin dedi. Annem bir OnlyFans hesabı olsaydı. Annemin kendisi bir OnlyFans. Annemin ise. Kendisi aynen. Ya babamın TikTok hesabı olsaydı. Benim babamın var ya. Ama yani yapmıyor, izliyor sadece. Binary Game çıkmadı ama mı? Ne çıkmadı? Binary Game bende de gözükmüyor. Bug'a mı girdi acaba? Bakıyorum. Ekrana bildirim geldi mi chat? Dur mesela Rice EC abone olmuş yepyeni. O geliyor mu mesela ekrana? Hayır gibi. Ha? Yok gibi. Gelmiyor mu? Yok. Gelmediği şeklinde bildirim. Tüm alertlerim mi bozuldu benim? Alertler de artık şöyle tamam yeter. Abi o var ya o 100 tane abonelik hediyesi bozdu biliyor musunuz? Gerçekten diyorum size. Normal eklenti var acaba onu kullanıyor musun? Aa yok geriden. Oo abi. Mesela ben şeyi görüyorum. Mazli 3. ayında Twitch Prime ile gelmiş. Öncelikle çok teşekkür ederim. 3 aydır abone olup desteklediğin için. Bir saniye arkadaşlar. Ben malım. Evet Tuba malım. Evet ben ne malım. Ne kadar iyiyiz ya. Bak izle. Hareketi izle şimdi. Watch the move. Now watch me whip. Now watch me nene. Yine malım. Dur açmadan verdim. Şimdi watch me. Ya yeter bir günde bu kadar çok fazla arkadaşlar gerçekten benim de bir sınırım var ha. Aa ben bunu görmemiştim. Tekrar ben de bunu görmemiştim. Gördün mü? Şimdi gireyim mi tekrar? Yavrum hayır girme artık fark var diye. Bence girdi. Girmedi. Hak etti bence. Gir hadi gir. Gir hadi gir. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Mazli 3. ayında gelmiş Twitch Prime ile. Çok teşekkür ederim. Bay Fark 1000 lira daha yani 1000 bit abonelik hediyesi ve bir de 1000 lira yollamış. Diyor ki tüm kanallardan aylık bağışımı yaptım. Bence de. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her bir kısımdan ayrı ayrı bağışın desteğin için. Yine yeniden chat zaten daha ben söylemeden Hives cömertlerini yapıştırdı ama ya söyleyecek çok fazla da bir şey yok yani. Kesene bereket valla. Gani fazlasını sen kazan inşallah abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Cömertliğin için diyeyim. Ve mutlu ettin yani. Ne diyeyim ki daha fazla? Ne diyeyim Burcu? Fark var abi ne diyeyim yani. Rice gerçekten, bir... fark. Gerçekten farkını ortaya koydu. Rice ilk ayında aramıza katılan yepyeni toptaze abonemiz. Familyamıza hoş geldin. Kia 3. ayında aboneliğim yenilenmese de derslerden gelemeyeceğim iyi yayınlar demiş. Artık derslerin işin gücün vesaire biter ondan sonra damlarsın be Kia. Çok büyük problem değil. Biz buralardayız inşallah. Hele böyle destek gelmeye devam ettikçe zaten niye gidek değil mi? Yüce Uh. O da nick değişti. 20. ayında ne? 20. ay mı? Neyse hala çıtırız. Deosupi diyerekten harcı bırakıyorum ve ekibe selam iletiyorum demiş. Deosupi. Ne demek o bilmiyorum ama okey. Çok selamlar. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Yani şöyle bir şey var. Mesela biz pazara gidiyoruz. Annem bence... Bak, ben de gidiyorum pazarı. Çok güzel oluyor. Net. Kayserili annem. Net. Bu kadar pazarlığı çok iyi yapan bir insanı görmedim ben. Arkasında yürüyorum böyle. Annen yapma. Benim tamam. 6 lira. Pazarlık olmak zorunda. 1 liranın bile pazarlığı yapılır abi. Seninle birlikte çocuklarını utandıran anne ve babaları tercih edeceğiz. Evet. Gerçekten... Dudaklarını yaptırmış. İşte bu be. En son Tepi Kolik izlediğimizde ne demiştim ben? Sen izleyen yoktun Burcu demek ki. Bak dediğin gibi sanki şu o burun çevresi ne oluyor ya? Gördünüz mü chat? Ben de yok, artık bir kadın gözü. Burun çevresinde bir şey yok da. Bende de var. Dudaklarında yavrum, var. Botoks sen, yaptırdıysa ondan. Sen yoktun. Gözlerinin yanları kısılmıyor. Sen yoktun. Biz Tepi Kolik izlemiştik işte bir önceki videosunda. Ben dedim ki gözde dudaklarını yaptırmış dedim. Ya. Evet yaptırmış. Artık anlıyorum. Gözlerim görebiliyor bazı şeyleri. Bu benim için büyük bir becerı. Becerı ama. Tamam. Keyifli bir bölümümüz olacak.
My daughter thinks that you are so cute. Aww. What's your name? Well, good to meet you, Will. Ama garson da harbi karizmatik. Yani... Yalnız bir şey diyeyim. Düşünüyorum. Utanır mısın? Utanırsın herhalde bir ufaka. Utanırsın ama bir şey diyeceğim. Biz chatte bunu şöyle yapalım. Hani biz Etipkul'ün her konseptinde böyle bir şey yapıyoruz ya kendimizden de. Bunda da şey yapalım. Utanırım utanmam yapalım. Yani şey chat, chatle beraber. Heh, evet. Hatırladığım kadarıyla bu kız 18 yaşından küçüktü diye babası daha rahat böyle nasıl olsa hani abisi gibi takılacağı için o yüzden yapmış falan. Bunu nasıl hatırlayabilirsin böyle bir şey? Bunun çünkü kızla konuşmuş olman lazım. Gördüğüm zaman hani böyle postların altında kız 18 yaşından küçük ya falan diye böyle gelip en son kız gelmişti. Ya fark etmez altında. Ki yani 18'in altı olsun üstü olsun yine fark etmez. Sonuç olarak biraz utanç verici bir hal ya ona şu an şey yapıyoruz yani. Yani. Şimdi kızın yerine koy kendini de hani ona göre cevap ver. Utanırım utanmam. Net utanırım evet. Tamam. QX 19. ayında son 5 ay kaldı diye 5 ay ne oluyor ki? 20, 21, 22, 23, 24, 2 yıl. Evet. Nice güzel aylarımıza demiş. O zaman nice güzel yıllarımıza demen lazım yalnız. Orada bir yanlış hata yapmışsın. QX o teşekkür ederim 19. ayımız kutlu olsun. Değil mi? Benim kızım olsa net böyle bir baba olabilirim ben. Öyle mi? Daha utanırsın çocuğum. Böyle... Bir şey söyleyeyim. Ben de kendimde bu potansiyeli görüyorum bu arada. Ben çok yani ironi yapan ne bileyim goy goy yapan bayağı dalga geçen bir karakterim yani. Yayın dışı karakterim de böyle. Zaten az çok tanıyorsunuz beni yani. Hep böyle bir laf sokma şeyim vardır yani. Durduk yere. O yüzden ben de galiba... En son sana takım elbise almaya gittiğimizde annenle yerlere yatıyorduk. Neredeyse. Evet bu arada. Gülme krizine girdiler bizimkiler. Ben oradaki çalışan bir arkadaş vardı. Çok yardımcı oldu sağ olsun. Onunla enteresan bir diyaloğa girdim de. Ya bu arada... Çok merak ettim şu an. Abi çok uzun hikaye de yani hani böyle işte bir şey giyiyorum mesela bakıyor falan gülüyor falan ne gülüyorsun diyorum beğenmedim mi diyorum falan çocuğa yani. Adam öyle dedi ya direkt çocuğa. Ne bakıyor dedi. Yelek veriyor bana. Görüyorum falan. Yelek veriyor bana bak bu diyor yakışır diyor giyiyorum göbeğimi gösteriyorum bak bunu patlatırım ben diyorum. Bak yapayım mı diyorum falan yapıyorum böyle. Güzel enteresan bir alışverişti. Bir şey dedi işte zaten spor mantıklı. Yapıyor musunuz dedi. Bir anda böyle döndü çocuğa kollarını gösteriyor. Belli olsun. Ay ben gerçekten tam böyle bir ebeveyn. Ben oğlum çocuğum kızım neyim olursa ben kesin rezil ederim onu. Şakalar yaparım. Belki tam öyle biriyim ha. Böyle aileleri biliyorum. Baba yani ne diyor? Kendimi keşfettiğim bir video oldu. Spinat Chen 8. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Asla böyle bir şey tam yani oha yani bu oha. Bu kadar olmaz yani hani düşünsene baban sana erkek arkadaş ayarlıyor. Yuh, bu ayarlamıyor dalga geçiyor. Yani böyle evet. Böyle yani yolu kapatıyor aslında da ters şey hareket bu. Güvene dayalı olması bence daha önemli bir husus. Bu konuda ben bence şey de canım. Kız burada utanmamalıydı. Yok hayır utanmasın şey normal kızım. Babam beni utandırmaya evet. Bayılır. Çok utanç. Ama yani samimiyet güzel bir şey yani. Ama kız kesinlikle. Olayı hani olduğundan daha egzajere ettiği için. Hani kız sanki dedi ki baba beni bununla ever. Hani anladın mı? Öyle demiş gibi bir tepki verdi. Ama evet hoş değil. Bu ne be? When you bring your parents to a fancy restaurant they don't ay, know how to act. Ay ben biliyorum bunu. Ha ulan Türkçesi yazıyormuş. Al ben ne İngilizcesini okutuyorsunuz bana yukarıda? O ne? Marshmallow gibi o. It's a towel. Bir şey söyleyebilir miyim? Haklı adam. Adam dibine haklı kadar yani. Haklı. Ben gördüm marshmallow sandım attım ağzıma bitti. Bundan ama ben utanmam bu arada. Utanmam. Asla çok utanmam masum yani. Yaz. Aynen buna utanılmaz abi. Bunu kabul etmiyorum. Utanmam. Ya ama çok tatlılar ya. Gülerim ama. Evet gülerim. Güleriz. Ama bayağı gülerim. Yok. Birkaç kere yüzüne de böyle ufak şakalarla vurabilirim. Evet. Ama böyle... sevindiğimden yani öyle hiç utanmam evin yani. İçinde bir ağzında havluyla kocaman bir havlu gezebilirim. Evet evet. Ya da şey değil mi evdeki böyle el havlusunu dürüp babama falan götürebilirim ya. Baba yer misin? Hadi ben bunu da yapayım güzelmiş bunu deneriz. Ama önce tabii böyle bir havlu bulmam lazım. Oha! Alican Özmeral bir de 1000 bit yapıştır. Abi bu ne oluyor ya? Öyle havlu yapanlar utansın demiş. Buna cömertten ziyade bir alkışlarımızı verdik efendim. Çok teşekkür ederim. 1000 bitlik kocaman bağışın desteğin için ve ben de evet hayatımda herhangi bir yerde böyle bir havlu ben görmedim. Var mı aramızda fine dining restorana giden ve bunu böyle bir havlu ser... Bu havlu mesela nereye siliyorsun ki bunu? Ağzını mı siliyorsun bunu açıp? Hayır bekle tamam. Bak bekle devam et. Pardon devamım var. Bilmiyorum. Ben şey zannettim.
zannettim ya. Abimiz Erzurumlu zannettim, kıtlama yapacak çayla birlikte mi? Çocuğum bu kadar fazla bilgili olması beni çok korkutuyor. Kıtlama falan, Erzurum yani. Oğlum ya kıtlamayı nereden biliyorsun ya? Evet ya. Erzurumlu arkadaşlarım var. Hani benim de yaptığım olmuştur. Annemin babamın da yaptığı olmuştur falan ama orada hatırlamıyorum. Orada bir şey demiyorsun ya işte mesela. Ay bıyığı çok uzamış ya bir kese. Hayır hiç rezil olduk bir düşün. Baba mesela şeyden bıyıktan üst dudağı kaybolmuş değil mi böyle direkt? Evet ağzına giriyor yani. Evet. Yani komik işte ben, rezil olduk ben ya. Ben irite oldum şu bir de kullanımı ben çok zor oluyor. Benim bile hani böyle kaytan simitçi bıyıklarım bile ağzıma girdiği zaman rahatsız oluyorum. Makasla böyle kendi çapımda kısaltmaya çalışıyorum. Böyle şeylerde rezil olduk diye düşünmüyorum baksana ya. Baksana alt dudağına hani girmiş. Lüks yerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlar gibi düşünüyorum evet. Ergenken. Sonra dedim ki. Ben dedim eğer şu an bu lüks yerlerde nasıl davranacağımı biliyorsam onların sayesinde. Tabii. Güzel bir bakış açısı, enteresan bir bakış açısı. Bir adım ötedeler ki bir çocuğu bu şekilde yetiştirmeyi biliyorlar. Evet. O yüzden kafa yapım tamamen buna döndü. Gülü sen bir hakikaten bir olgunlaştın. Bana bir hal geldi vallahi yemin ederim. Evet doğru noktalar yani hakikaten evet, evet doğru. Çok bir şey yok. Hani kendi evlerindeler sanırım. Biliyorum. 25 yıl sonra bana ha. Ben şimdi anladım. Evet. No context bir yorum. Tabii tabii no context bir yorum yapmış eşi. Bu arada bence çok iyi yorum olmuş aslında. Anne bu açıklamayı değiştirmelisin. Güzelmiş bu. Bu da yine utanılacak bir şey değil. Gülünecek bir şey muhtemelen. Evet bu da kahkaha. Aynen. Ben mesela bak şimdi utandığım bir anım geldi aklıma. Hazır mısınız? Hı. Amerika'dan döndüm abi babamın Facebook postu. Hayatımda hiç bu kadar herhalde utandım. Utandım lan. Hakikaten ilk defa. Lan bir dakika şeyim bozulmuş mouse'um. Bak post şimdi. Ne abi? Bekle. Ya ulaşabilir miyim bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim chat. Dur bakayım. Bu yüzden anladın mı hangisi olduğunu? Anladım. Ne yaptı oğlum geri geliyor yihu falan bir şey mi yani? Ya yihu yazsaydık keşke yihu. Oğlum o kaldırdı mı acaba onu? Yok ki burada. Ne kadar zayıfmışım bir tane fotoğraf buldum. Evet, çiçek postu bu arada. Ama çiçek bostu yalnız. Bost. Çiçek Burcu ben çok zayıfmışım ya. Bir tane fotoğraflar buldum da. Aga be derinlere indim çok derinlere. Alp derinlere indiyse biz çıkamayız. Devor iptal arkadaşlar. Ben konuşamıyorum bugün. Ben de bu ara böyleyim. Sıkıntı yapma ya. Oluyor. Bulamadım. İptal dedim ya. Bulamadım ama birazcık aşağı inip bir daha deneyeceğim. Bulamazsam kapatacağım. Amerika'dan döndükten sonra aynen dediğin gibi bu arada bir fotoğrafımı paylaştı. Ama yani o fotoğraf paylaşılması gereken bir fotoğraf değil anladın mı yani? O fotoğrafı paylaşmazsın yani. Of çok merak ettim ya. Ben de çok merak ettim. Hatırlamak istiyorum çünkü onu bir de yani. Bu ne abi babamın Facebook hesabında niye Texas Hold'em poker görüyorum ya? Normal hepimizde vardır o. Bir ara oynuyordunuz. Evet doğru. 2019'a gittim. Yok ya o post... O post 2016 galiba... falan ama. Evet işte tarihten silinmiş olabilir yani o. Abi evet. Yok yani bulamadım. Sorry guys. Acaba Facebook değil miydi ya? Neyse. Şey abi. Fotoğrafı da gösterebileceği bir şey bir anlamı kalmadı şimdi ya. Şey böyle yazıyordu da aslan parçası döndü mü falan öyle bir şey yazıyordu ama fotoğraf böyle benim evin içinde gömlek. tam böyle bir dırzo modeli. Sakallar salmışım kendimi. Gülmüyorum bile fotoğrafı. Tam bir Kila Hakan bakışı da atmışım hafiften böyle. Yani çok enteresan saçma bir şeydi. Geçti artık uf ya. Okay. Manchester okay. Köylüsü hoş geldin. Birinci yılımız kutlu olsun. Sana iki olsun hadi. İkinci yılın olsun. Bakın ne yazmış? Medyaya tıklayıp baktım zaten. Yoktu. İmmesine sonra David bana solucanını gösterdi. Hani keşke ah çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş bu. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama büyük yani altın etti. Yapsın bak göstersin bize. Mesela bu da var mesela. Tamam yine bunu bu ne? Alacağız senin. Sana adapte edeceğiz. Ne yaparsın? Ya ben gülerim. O şey. Sen mi buldun? Yok yok onu bulmadım o yok. Ha. Melisa'cığım 9. evimiz kutlu olsun. Yok. Ben de bekliyorum dört gözle. Onu sildirmiş olabilirim bak o kadar utanmışım işte diyorum ya yani. Onu sildirmiş olabilirim. Bu ne? Allah'ım bu da Instagram'da mı?
Bu yine okey ya. Bu yine okey. Çünkü fotoğraf okey, anladın mı? Bak. Bunun olabilitesi var. Bana o lazımdı işte. Onu ya hakikaten ilk defa bir şey sildirmişim ya. Hayatımda hiç böyle bir an yaşamamıştım zaten. Şunu paylaşmış. Şu lise mezuniyet pozum. Altına da aslan yazmış. O olur hadi. Göremedik. Çok gördün, şey gördün. Oldu. Odaklamadı. Gördün. Güzelsin. Odaklamadı ama odaklamadı. Odakladı oğlum, odakladı. Sen görmedin. Işık çok beyaz kaldı. Güzeldi. O iyi, o benim iyi sünnet misin? Fotoğrafımı paylaşmıştı. Sünnet fotoğrafını bu arada bizimkiler de paylaşmıştı. Biz çok benziyoruz o konuda galiba. O bende de paylaşıldı. Yani bir de hani şey değil, anladın mı? Hani sünnetten sonra hani böyle ne bileyim şeyle o kıyafetle falan hani paylaşılır ya böyle. O da değil abi. Yani resmen lazerle keserken falan paylaşacaklar ya. O kıvamda yani. Orada da kesin yazmıştır. Aslan parçası mı? Allah'ım. Anladım şakayı. Alp babana benziyormuşsun. Ben mi? Yok. Yani aslında evet, biraz öyle. Gözlüğü çıkartınca özellikle. Cekubalım 20. ayında hoş geldin. Merhaba. 20. ayımız kutlu olsun canım. Bu şekilde anlaşıldığını ima... Evet, ekran vermeden şey yaptım. Evet. Evet. Diyecek şakalar yaparım. Hiç mesela bu tarz paylaşım seni rahatsız eder mi? Ne bileyim böyle bir yere gidiyor, selfie çekiyor, kafası sadece gözüküyor falan böyle. Öyle bir... Ay, o hep oluyor bu arada. Bir numara dinlenirken fotoğrafı. Öleceğim ya. Babam çekmiş bunu da. Hiç dememişim babam. Babam bir yere mi çekmiş? Öyle. Annem ve yüzde var. Hani zorlanıyormuş gibi. Ya öleceğim. Çok tatlı bir kadın. Çok şey ya. Komik bir fotoğraf. Allah yani. Uzun ömür versin ya. Baksana. O annesi ve babası değil mi? Öyle algıladım. Muhtemelen. Okay. Evet öyle. Yani dans ettiklerini düşünürsek olur ya dans. Güzel. Öyle bir ortam. Yani. Öyle bir ortamda olur gibi yani bence. Sence? Bence de okey. Yani amaç o zaten ortamda. Yani. Bence de. Abartı diye var mı? Oranın kültürüne normal arkadaşlar yani. Bu adamlar sevişmesin mi? Anne baba oldu diye... Eşler abi, arasında bir cinsel çekim olmasın abi. Mı? Mezhebi açık olan insanlar. Bakın arkadaşlar, siz normal ama bir Türkiye'de bir eğlence mekanı veya düğün mekanı olarak düşünmeyin bence. Evet. Normal bir dans olsaydı çocuk utanmaz demek normal değil. Belki doğru söylüyor da olabilirsiniz. Belki olmaya da bilir. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Berra, Samet abone hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Oğlum şimdi aynısını biz yaşasak belki utanırız ama bilemedim. Bak şeyden utanırdım hani. Normal dans ettikleri bir senaryoyu düşünüyor falan. Ha evet, o biraz hani pislik var yani, anladın mı? Evet, işin içinde böyle bir şey gülüşü var yani o dansın altında. Şerefsizlik gülüşü var değil mi? Evet. Burcu ya bir fotoğraf buldum, gösteriyorum, hazır mısın? Yandan hem videoyu izliyorum hem yandan derinlere girdim abi. Şu fotoğrafa bak ben ya. Ben de daha demin Hakan amcanın Instagram'ının derinlerine indim. Hangisi? Nereden bakayım? Şu. Yayından. Bu çok zayıfım ya. Dur gelmedi. Evet, harbiden niye zayıfmışsın? Sen bir de bir şey söyleyeceğim. Besel abi, Berf abi, sen ve Hakan amcanın yemek yediği fotoğrafa bak Instagram'da. Ben ona bakıyordum. Orada seni inceliyordum biraz önce. Yavrum sen niye beni inceliyorsun ya? Bu yıl kaç? Hep incelik. 2019. 2019. Çok, evet. Yakın yani. Benim ilk İstanbul'a taşındığım zamanlar bu, 2 hafta sonra falan. Benim acilen zayıflamam lazım. Chat. Acil. Tamam. Devam edebiliriz. Mezhebi değil ya. Mezhebi. Oha. Çok hızlı oldu bak. Selam. Nişanlandık. Ayağımızın tozuyla geldik. Nişanlımı da sana alıştırdım. İyi yayınlar. Hoş geldiniz ve hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İzlemeye gelmişiz bu hayat, yemin ediyorum ya. Watson, gösterirsin çocukluğunu bir ara bize. Video 20 dakikada izleyecektik. Evet Sibel ya. Belli, yenge gelince şişmişsin işte. Bak çok doğru bir yorum. Doğru konuştun. 26 dakika önce başladık. Ben Burcu yüzünden kilo aldım. Evet doğru söylüyorsun. Özür dilerim. Arminius 6. ayında irasyonel sayı 3 kişiye abone hediye etmiş. Kesene bereket. Seriye bağlı artık. Tamam, mezhebi, artık seriye başladım. Mezhebi diyorum. Mezhebi. Ha mezhebi. Mikrofon alıyor. Mezhebi. Bak mikrofon alıyor. Benim tek şahidim bu olacak bugün. Bunların diyorsun ki mezhebi çok geniş arkadaş. Çok geniş. Evet. Çok geniş. Yani, o kadar da dans hani ne yap? Yok dans et ama evin içinde.
Ama yani bu birazcık daha şeye kaçıyor hani. İkimizin özelliği şey falan. Hani bunu dışarıda yapmazsın yani. Başkaları özellikle çocuğun önünde. Bence dans et derken bu tarz bir danstan bahsediyor. Normal dans etmekten bahsetmiyor. Evet evet. Yani. Zaten çok geçmiş. Yani. Aynen hani. Bu işte kendi odanızdayken şey yapabilir. Girin ne yapıyorsunuz yapın ama dışarıda. Bir de bence öyle şey, var. Göz teması falan kuruyor yani. Bak, ona bakarak dans. Ona bakarak dans. Evet yani. Evet. Çok çok ilginç bir kafa. Ya babam 42 yaşında, annem 40 yaşındayken ben olmuşum. O yüzden benim aklıma erdiğinde babam yani 20 yaşlarında mesela babam 62 yaşındaydı, annem 60 yaşındaydı. Yani böyle dans edecekleri bir ortam ve durumda hiç bulunmadık. O yüzden ben buna çok uzağım. Hani hiç genç anne babası olan bir çocuk olmadım ben. Kanka ben şimdiden utanmaya başladım. Bundan hiç utanmam mesela. Yani işte evet ben de bunu yaşıyorum o yüzden. Çok utandım söyleyemem yani. Ne güzel bak kadının enerjisi var. Bence de gençliği yani. Gençliği var o oynuyor. Ya bak o nasıl geldi mis gibi işte. Keyif alıyorlar. Işte, ben ayakkabı yani. Bu çok eğlenceli, bu çok güzel bir aile, çok sevdim. Yani abi günün sonunda şöyle bakmak lazım. Burcu artık kapat şu Facebook'u, bir şeyler söyle sen de. Kapat o Facebook'u, bakma artık bana Instagram'a falan. Bakmıyorum vallahi izliyorum tamam, şu an. Tamam. Örgü. Tamam bu normal. Yok bir... örgü de yok. Örgü de yok. Değil mi? Yani şimdi ben bu çocuklara da anlam veremiyorum. Yani ulan sen yapınca bir şey olmuyor da anne baban yapınca mı problem oluyor? Sen mesela utanma. Tabii ya millet bunun Fortnite dansı yaptılar kameraya. Kaç sene boyunca evet. O fıtı 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 fıtı. Haklı. Utanç kay. Yanında dans etsen sıkıntı yok. Orada mesela bir kız arkadaşı olsa ve o kisken mesela onlara gelse. Hapur hapur öpüşmekten bir utanç duymuyorlar. Annesi dans edince mi? Yani ergenlerin... Ya ben tebrik sadece ederim şunu abi. Söyleyeceğim. Güzel konuştum. İnşallah onların yaşına geldiğimde o enerjiye sahip olur ve inşallah öyle bir anne olurum yani. Tabii. Art. Şey vardır ya, bütün hareketleri sorgulama, evet, değişik bir felsefeleri evet. Vardır ya. Şu an o onu yaşıyor. Onurum hoş geldin. Full cringe yani. Yırtılıyor orada. Yırtılıyor. Annesi dans eden kişi değil mi? Ben Ice Moxie'yi okudun mu? Edineceğimiz evet. Evet. Olsun Ice Moxie. Muhtemelen onun kafasında o geçiyor. Hani şöyle yaptı ve Allah kahretmesin. Okulda benimle dalga geçiyorlar. Mesela biz küçükken şey olurdu. Saçımızı kazıtıyorlardı. Geçmiş olsun. Okula gitme. O saç çıkana kadar okula gitme. Çünkü nereden gitsen böyle birisi şak diye kafa tabii. Ve herkes yani sen eve gelene kadar zaten senin kafanda farklı farklı şeyler çıkmıştır. Yani herkesin eyle. Ya şöyle bir şey var. Bence. Hani eğer o çocuk orada kalkıp dans etse, kendisi utanmasa bence orada dalga geçmezler. Geçmezler evet abi. Zaten o genel olarak utandığı için. Hı. Yani o yüzden dalga geçiyorlar. Evet, yani. Genel olarak zaten bully mevzusu oradan çıkmış bir şey değil mi abi? Sen kendi evet. Kendinden utanmıyorsan genelde bullenemezsin abi. Evet. Ama sen bir şeyden utanıyorsan yani o zaman üstüne daha çok gelirler yani. Okulda her yerde bu şekilde kesinlikle, oluyor yani. Evet. Bilenme hakkı vardır yani. Sen niye insanları trip atarak kısıtlamaya çalışıyorsun? Çocuğu abi olsun o kadar da. Ya ne demek ya çocuğu diye bu insanlar eğlenmesin mi? Eğlenmeyin bırakın gidiyorum diye aşırı tepki vermiyor. Ya yani şöyle mi yapacak? Atılmış orada biraz kaçmış utanmış. Çayelinden öteye gidelim yalli yalli. Karadenizleri karşısına yalli. Aldı bu arkadaş. Böyle mi eğlenecekler? Bir şey yok. Ben bu kadını tanıyorum ya. Yok artık canım. Ya bu kadını tüm dünya tanıyor artık yani. Bu kim? Aa şey değil mi? Şeyma Subaşı değil mi bu? Tamam. Melisa. Ama geldik. Melisa'nın elinde zikirmatik mi var, telefon mu? Ya o kadar büyük zikirmatik mi olur? Ne bileyim. Mesela, mesela amaçsız. Senin ileride mesela ya bence, oldu. Yani bu videodan ziyade bu kadın zamanında çocuğuna çanta muamelesi yaptı. Yani o daha çok utanılacak bir şey bence yani. Bence de ama kız bunu büyüdüğü zaman anlar herhalde şu an. Anlamaz da. Aa, evet. Evet bebek böyle ulan bizim zamanımızda çok güzeldi o be şey böyle o kadar cihazlar vardı sanal bebek pet, sanal bebek ya da pet işte hayvan mayvan bir şeyler büyütüyordum çok iyiydi o. Böyle çocuğu uyurken böyle ederim. Burasından sal yakmış böyle 6-7 yaşında falan. Bu arada ben bundan da utanmam ya. Arkadaşlar ama ben şey yaparım. Dalga geçmiş çocukla. Falan dün akşam senin sahneye vermedi. Sana geliyor diyor baba dün utandırdım senden. Çağırırım arkadaşları. Burçak hoş geldin 6. ayında ha, selam. Gerçekçi davranalım. Evet. Döverim. Fenomen diyeyim. Fenomenlerin böyle çocuklarını şey olarak kullanmasını ben hoş bulmuyorum. Ha onları paylaşmalarını. Malzeme olarak. Evet,
Hani tamam telefon tanıt, onu tanıt, bunu tanıt, şu arkadaşlar üzerindekini çok sormuşsunuz de. Yani çocuğunu bilmiyorum. Yani çocuğun inisiyatifi dışında ya biraz. O hoşuma gitmiyor benim. Bilmiyorum ya. Amaç nedir? Hani böyle paylaşım yapan insan tabii ki. Yani buna tam katılmıyorum. Şimdi ama şeye göre de değişir. Olaya göre de değişir yani. Kim ne paylaşmak istiyorsa yapar ama bazen derler ya hani sometimes do you just look at a person and you just wondering what the hell is going on in their head? Tam olarak bu yorum bunun üzerine cuk oturmuş yani. Yani şey anne düşünüyor bunu. Ne düşünüyor acaba bunu paylaşırken aynı çok merak ediyorum çünkü. Ben biliyorum. Bak Acun, oğlum buradaki kızım burada. Kafasından geçenler. Bak burada yatıyor benimle. Makes sense yani in any way to me. Abi babası mı o? Okey. Evet bu. Bundan çok utanırdım oğlum bundan ben. Bundan utanırsın diye ama düşünüyorum. Ama bunu net kardeşime yapardım ya. Hani şu yaşım olsa kahkaha atar. Bak eğlenirim. Burcu, muz. Evet. Evet. Şu yaşımda ben de kahkaha atıp eğlenirim ama o yaşımdayken ay, çok utanırdım evet. Abi. Çok utanırdım herhalde. Ben şeyleri biliyorum. Yok artık yani. Abi bundan çok komik değil mi? Niye bundan utanıyorsun ya? Her gün böyle mi karşılıyordun? Hani atlı şu şeyin boynuna gidelim baba ya. Yani. Kostümler de çok güzelmiş yalnız ya. Ya işte bak, eğlenmeyi bilen aileler böyle işte komik oluyor ya. Ay evet. Çok eğlenceli ya. Böyle babalar yani. Böyle şu an değil ama o dönemde utanılabilir belki. Yani sonrasında. La Mustafa ezan okunuyor la. Hani sus. Ezan okunuyor hala devam ediyor. Yaz bir şey diyeceğim. Ne? Yabancı anne ve babalara bir bak. Evet. Ne? Yani. Ya bu ne? Utandım geldi daha ilk posttan. Adamlar. Bir mutluluk üstüne, eğlence üstüne gidiyorlar anladın mı? Evet. Ben bunu bekliyordum zaten ama Türkiye'de eğlence olarak utandırtmıyoruz biz genelde. Anne baba genelde bağırarak çocuğuna lord yerlerde bu şekilde utandırıyor. Türkiye'de. Diyorlar, terk ediyorum konseri falan. Bu ne ya? Bu ne ya? Ama bu şey ya hani masumane bir şey bence. Tamam evet cringe bir şey. Ben de şey yapardım. Ya bu arada biraz enteresan bir olay bence. Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Ben ezan okurken mesela müzik falan kapatırım abi. Arabadaysam kapatırım. Ya televizyonda olsa onu. Kapatırım. Hı. Ama şimdi konserde de böyle bir şey yapmam. Anladın mı? Hani konser abi. Amacı konser yani. Aynen. O yüzden orada gariplik var yani. Bilemedim. Bilmiyorum chat siz ne diyorsunuz bilemem yani. Çok hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim sakin tekrar. Sakin falan filan diye ama bu hani ezana karşı saygıdan dolayı böyle bir tepki gösteriyor. Ama evet yani. Çocuk aklınla bilmem ne. Tabii canım. Yani içime kaçmak isterdim. Hani konsere gitmişsin yani. Orada ezan okunursa ya sen uzaklaşırsın. Çünkü orada bir şey değiştiremezsin. Eğer şey korona 2020'de. Denizin içinde yüzüyoruz. Kadının biri gelir benim arkamda dedi ki. Social distance falan diyordum. O kadar düşünüyorsun koronayı. Çık git ya da başka bir yere git yüz. İçerlemiş ona oldum. Benzer bir şeydi bu. Ama kadın arkamdan geliyor. Hakikaten denizin ortasında kadın. Beşinde kuş mu? Niye social distance yani? Anlattığım. Hiçbir alakası bak, yok. Bak anlattığım bir dakika. Anlattığım video. Ya, yok anlattığım hikaye ve bu ikisi arasında. Sen orada bulunmak istemiyorsan niye gidiyorsun abi? Orada zaten görmeyeceğin yani istemediğin şeyler olacak mesela. Ama belki çocuğu kandırmıştır. Bir saat sürüp gelecek. Bu benim babam olabilir. Bu ben işte. Erkekler neden erken ölür? Ya. Ne yapıyor adam? Oo erkek. Bu Kemal Çebi işte. Utanmam bundan. Asla. Aynen ben de utanmam. Bundan utanmam da abi yani hakikaten mikrodalgayı değil direkt orada bütün davlumbazı falan söktü galiba onu. Bari ye. Fucker. Son of a bitches. Ooo. Fucker. Bence eğlenceli. Yapma ya. Mikrodalgaya. Evet.
Mikro dalgayı lan ne içerlenmiş olabilirsin ne kadar anladın mı? Ama bunun birazcık da Karadenizli versiyonunu düşün. Of. Motherfuck. Bence de çok komik olur. Bir de İngilizce Karadenizli olduğunu düşün. Evet. Boom. Suer Gele. Bu çok zor bir nick bence. Kademi bir aramıza katılan yeb unit aptı azabonimiz. Hoş geldin familyaya. Babam Şiveli konuşmuyor. Suer. Çocukken konuşuyor. Suer. Çocukken su. Konuşuyormuş. Su. Suer ne lan su. Su Ergül. Saçma bir info. Hiç videoyla da alakası yok. Aile. Çok gereksiz oldu ya. Mesela evde bir şey bozulunca kendi kendine ne bu yol yarı yolda kodu beni falan bir şeyler söylersin. Hepimiz söylüyoruz bence. Agresifleşirsin. Evet. Ben de öyle. Doğal tepki bence. Gerçekten gelecekteki halim böyle olur. Senden kullanmadan bozuk geliyor. Bir de öyle de bir durum var. Ben evet benim bu arada genel olarak bu tarz böyle hani elektronikte. Normal, hani, aynen yani ne denir onlara? Somut olan ürün. Yok somut değil ne denir onlara ya? Elektronik ürün işte. Bir tek elektronik dedik ya aşkım benim genel olarak nesnelerle problemim var yani. İnsanlarla yaşamadığım problemi ve irtibatı nesnelerle yaşıyorum. Tam elektronik ağırlıklı olsun. Her aldığım bir şey bozuk geliyor. Bir şey oluyor. Geri yollamak zorunda kalıyorum. Üç kere pillerini de doğru takıyor yani. Öyle. Evet pillerini de doğru takıyorum. Yapma. Oğlum her şeyin biraz daha var. Bozulmuş mikrolar falan öyle mi çıkarılır oradan? Yani? Evet. Sonra ye yeah, motherfucker. Çok uğraştı. Ben o zaman laps diye çekerdim böyle. Ama onlar ankastre diye belki öyledir. Ankastre? Ay yani gömme olduğu için. Gömmeye ankastre mi deniyor? Hayır. Aa ben bak. Ben bile izlerken cringe oluyorum. Evet bunu utanıyorum. Yani. Aa, babamın TikTok'u olsa çok utanırdım. Allah için bak şimdi benim de babam böyle TikTok çekiyor olsa gerçekten yüz suratına bakmam yani. O kızın ya, ayakları kız, evet, nasıl şimdi, öyle sallıyor? Bak vallahi ben de adımı bıraktım. Şu an sadece şu soldaki kızı izliyorum. Yani hani kız o kadar bıkmış ki galiba. Bak yani izler misin hareketleri? Bak sadece kızı izle sadece. Allah için bak şimdi benim de babam böyle TikTok çekiyor olsa gerçekten izliyor suratına bakmam yani. Niye? Babamın TikTok üzerinden para kazanma... Peki chat. Samimi bir soru. Babanız aynen böyle TikTok'lar çekiyor. Tamam mı? Bence bu arada hoş, ben istemem bunu, utanırım doğruya doğru. Ama babanız bu olaydan dolayı ayda 500 bin lira para kazanıyor. Ve tabii de sizle de paylaşıyor bunu yani. Ne diyorsunuz? Yok. Yorumunuz nedir abi? Okey mi? E-e mi? Ben ne kadar para kazanıyor? 500 bin lira kazanıyor aylık. Kabul. Değil mi? Yok. Ben de kabul. Giderim. Arkandayım baba derim. Biraz daha kıvır falan yaparım. Birazcık da şöyle falan yap derim. Of ya. Ama baban seni de kullanıyor videoda. Kullansın. Dibime kadar kullansın. Köküme kadar. Para ne kadar baba bana bir iPhone 14 falan. Daha da tamamım. En utanılmayacak. Okula gidiyorsun. Tamam mısın? Hiçbir şey olmaz. Evet tamamım. Sentinus 24. ayında. Hoş geldin. Babacım bana bir iPhone 14 Pro Plus alır mısın lütfen? Arkadaşlarım dalga geçerse çıkarır telefonumu gösteririm abi. Sizin babanız ne yapıyor? Aşkım o. Aşkım istersin. 500 bin iyi para. Tamam peki. Mak uğruna yapmış olduğu bir şey olsaydı bu. O zaman daha utanç verici olurdu. Hani aynı... Şimdi yarın öbür gün benim bir çocuğum olsa... Demeyecek baba sen yayında twerk yapıyorsun. Sen yayında bağırıyorsun. Sen yayında... Ama yok efendim... no context klipler çıkartıyorsun. Bu çocuk utanmayacak mı benden? Hayır bak şunu söyledim sana. O sen de o videoda çocuk yapmayacağım. Eğer mı? Sen yoksan o videolarda... Okey yapsın hani anladın mı? Yani senin baban olduğunu belli etmeden... Yapsın istediğini yapsın yani. Şimdi aynı muhabbet. Sen gelip çocuğunu yayına alıp çocuğunun üstünden ya çocuğunu abzuk zubzuk oynatıp mı yayın yapacaksın? Yo. Ama şişeye oturuyorum yani. Demeyecek mesela ilkokuldaki arkadaşı Ahmet demeyecek mi? Ahmet senin baban şişeye oturuyormuş diye. Ya çocuğunu oturtmuyorsun sonuçta öyle düşün. Yani çocuğu görmedin mi? Kızı görmedin mi? Gördüm. Allah kız biraz bıkmıştı ya. Doğru. Kız biraz bıkmıştı. Olsun. Mehmet Ali Erbil'in toplar gelsin toplar. İstediği gibi davranabilir, istediği şeyi yapabilir. Ama çok yerinde hareketleri seven bir tipim ben. Yani mesela babam dans edip dansçı değilse videosunu TikTok'a yüklemesin yani. Tabii o da bir tercih şimdi buradan. Ahmet bizim oğlanın arkadaşı okuldan kaktüs gurmesi karıştırdın sen. Bin bit yollamışsın bir de Ahmet senin baban şişeye oturuyormuş demişsin. Hayır Ahmet'in babası oturmuyor. Ahmet bizimkinin arkadaşı kaktüs gurmesi. Çok teşekkür ederim. Bin bitlik bağışım da senin için orada. Kesene bereket. Ahmet oturmuyor abi.
Kim oturuyor? Aman Ahmet'in babası o. Ya üf, ne karıştırıyorsun ortalığı Oğuz. Çok teşekkür ederim bu arada. Tekrardan kessene bereket. Anladın değil mi? Tamam. Peki. İnsanlara şey yapmayayım ama ben istemezdim babamın sokağa hoş geldin. İçerik üretmesini. Tekrardan zaten söyleyeceğim şeyi tahmin edebiliyorsunuzdur ama... Yani neyse bir geliş abi. Bay Fark da 100 bit yollamış. Hala 500k kazanıyorsa kabul demiş. Bu arada evet o biraz ince bir çizgi orası yani ya. Hani şey gibi. Bu zamana kadar mesela kendini birazcık aslında rezil ederek para kazanmış insanları düşünüyorum. Mesela Ajdar. Hani anladım herkesin bildiği, dünyanın bildiği aslında çok böyle okumuş mühendis falan değil mi o adam galiba? Bayağı hani Bağırcan'dan ya. Okumuş etmiş ha Bağırcan'dan. Mesela bunlar artık anladın mı böyle milyonlar kazanmıştır yani belki. Buna da okeyler yani kendilerini şey yapmaya. İş ya bu. Bu bayağı iş yani. Kendini rezil etme, mala yatma. Bunların hepsi iş yani. Ya yayın... işte ya bunu, mesela bunu yayın... Yavrum bunu yayınlarda da yapanlar var. Twitch'te kendini ya, hani salağa yatma var. Dediğimiz muhabbet zaten hakikaten günümüzde çok para kazandıran, yıllardır kazandıran mevzu. Salağa yatma mevzusu. Şimdi şunu söyleyeyim mesela. Sen şimdi onu diyorsun ya hani, babamın kazandı. Onu yapmasına kabul ederdim o kadar para kazanacaksa. Hı-hı. Şimdi o salağa yatıp kendini rezil edip tonla para kazanan insanlar var. Sen neden yapmıyorsun peki? Ben oturuyorum aşkım, şişeye oturdum, hiçbir şey olmadı. Denedim olmuyor yani, denedim olmuyor. Ya bir de tercih meselesi yani şimdi. Ben istemiyorum. Işte tercih meselesi. İşte ama neden o zaman babanı kabul edebiliyorsun? Yani babanı kabul ediyorsun. Ya abi ben yapmıyorum. Babam yapıyor. Bana ne? Ama seni ben, de yanında rezil ediyor. Ya ben ekmeğini düşün. Ben ekmeğini ballı... O yavrum 500 bin lira verseler ben o şişeye otururum. Bir de döndürürüm kendimi, anlatabiliyor muyum? Yani deme yani, deme. Yaparım yavrum, yaparım. Yaparım yani. O kadar vereceğini söyle. Kesin mi? Para bak keş mi yani? Ben ya, değil haftaya canım. Vereceğim. Çıkar ama biri haftaya verir. Başlayayım. Başlarım. Haftaya başlıyorum. Özel içerik üretirim yani. Yani bence TikTok'un yani kamerayı açıp dans etmeyin ya. Yani daha sonra çocuklarınız yapsın, bir şeyler yapsın ya da ne bileyim dersin ki tamam ben bugün çocuklarımla eğlenmek istiyorum. Tamam eyvallah. Çekin videonuzu. Ama konu işte o var ya, klasik erkek muhabbetine döndü abi. Bu fikstir. Birkaç erkek bir araya gelsin. Konu bulamadıkları noktada ki o konu hep biter. Kanka 1000 dolar versem şunu oturur musun? Muhabbeti vardır ya hani. Ona döndü evet. Gerçekten konu yani. Bu arada o konu benim şeye oturmam değil, tekrardan söylüyorum. Az önce bu gördüğümüz TikTok için girmiştik bu konuya yani. Bu adamın Ahmet yaptıklarını yaparım yani. 500k'ya yaparım. Paylaşmayın. Ya. Paylaşabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Ha Limon 3. ayında gelmiş. Geçen ay bana kılsız killer dendi mi? Kılsız killer dendi. Ben de nick değiştirdim. Bu arada oradan bir 33 ay yazdım ben kendime. Limon niye değiştirdin ya? Kılsız killer güzelmiş. Şeyi demişim ya. En çok cringe biliyorum yani. Yapmazsın. Tabii o metafor olarak. Yani. O şişe yani mevzusu metafor. Yani, oğlun ya da çocuğun bunu yani başkası görecek dedi ya şu çocuğu dans yani babası dans eden insan değilim falan gibi bir şey. Biz yani, neler yaptık neler. Yaptık. Havuza ama girdik desen havuza girdik. Para kazanıyorlar. Ne tabii bileyim şey VR'lar yaptık. Bir sürü şeyler yaptık ya. Ya bak sen havuza girdin ama bak. Ama nasıl girdim? Galiba. Ama nasıl girdim? Podyum yürüyüşü yaparak girdim. Burcu sen hatırlamıyorsun galiba o günleri. Ya bir tane turuncu hatırlıyorum. Dar şortumu ama giyip podyum yürüyüşü çalışıyor. Yaparak girdim ve merdivenden düşüp kıçımı vurdum. Hatırla bunları. Bunları hatırla. Hayır. Olay ha. Paraysa yani tamam. Hani para karşılığı yaparım diyorsun tabii. Ya. Her şeydir ama belli şeyler tabii yani. TikTok'ta şuursuzca kendini rezil edecek videolar çekmiyorsun. Bu senin tercihin. O kadar kazanamam çünkü kazansam yaparım. Yapmadın ki ama nereden biliyorsun? Dene diyorsun yani. Tamam lan Burcu deneyelim çekerken... ha. Hadi gel başlayalım. Bir de beraber çiftli yapalım seninle. Nasıl fikir? Ben niye yandım bu durumda? Ben kurumsal bir firmada çalışıyorum. Ya. Olsun. Ben de kurumsalım artık. Kendi çapımda kurumsal. Kendine kurumsal. Bu ne? Adamın şortu mu muhabbet? Bence okey abi. Güzel ama bu bence de güzel. Olur. Kadın erkek içittir istediğini giyer yani. Yazın baba. Ya olur mu kızım yazın baba? Giyiyor böyle şu. Tövbe estağfurullah. Benim hiç bu kadar kısa şortum olmadı ama yani. He's definitely a cowboy. Ya işte most disturbing thing I've ever seen. Zaten kaç yıldır hayattasın anladın mı? Evet büyük ihtimal kızının kısa şort giymesinden herhalde rahatsız olur diye ben tahmin ediyorum. Ay. Sen giyiyorsun ama ben de bak, giyiyorum. Bak durdukça demiş. Çıkıyor mesela slip mayo. Onda da biraz gerilebilir. Slip mayo ben zamanında giydim. Büyük ihtimalle zaten benim yaş grubumdaki çoğu erkek giymiştir slip mayo bir dönemde. Ya çocukken zaten genelde evet. Bütün çocuklar çocuk... slip mayo giydiriniyor. Aynen evet o da doğru gerçi doğru. Çocukken şort evet ben de hiç görmedim. Doğru söylüyorum. Doğru mantık yani. Abi yani belli bir sayıdan sonra artık bitti ama slip mevzusu ya bilmiyorum.
Niye hala çocuğuna getiriyorlar ya? Benim dediğim çocuk, çocuk değil de bak ben şey döneminde de giydiğimi hatırlıyorum sanki böyle hani 10-12 yaşta giymiş olabilir miyim acaba? Ya da 10 yaş yok. 6 ya da. Hatırlayamıyorum şimdi, hatırlamadığım için yalan olmasın. Ama bizim dönemde vardı yani bu. Ben hiç unutmuyorum, bir tane öyle arkadaşım vardı benim yaşıtım. Babası slip mayo giyiyordu. Bir de asker falan da adam. Subay falan mıydı bir şeydi, tam hatırlamıyorum şimdi. Kan kovboyları donsuz gezerler. Batuhan bana bir söz ver. Çıplak atın üstünde. Bu bir şey ya. Ne? Ay oğlum Yahşi Batı'da var ya, Amerikan kovboyları donsuz gezerler çıplak atın üstünde falan filan. Ha. Bilmiyor musun? Yok. Son olarak. Şimdi bitti mi? Küçük yaşta evet. İzleyen arkadaşlarımızda bitti mi? Oğuz'u izledik. Böyle bir utanma aileden. 42 dakika. Dedim aman arkadaşlarım da beni rezil etmesin vesaire. Siz yazdınız mı Kuva'ya? Arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersin? Sen bana yaz demedin. Kişilikle doğuyorsun ama onu yoğuran, onu eviren, yazıyorum, seni bugüne yaz getiren aslında onlardan aldığın kültür ve onlardan öğrendiklerin. Ve sen kendinle ilgili en ufak bir şey seviyorsan aslında onlar sayesinde. O yüzden ben vallahi inanılmaz benziyorum babama. O yüzden çok korkuyorum yaşlılığımdan ya.